Tarihte bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos 1978. İran'da Şah rejimine karşı devrim. İran'da 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik buhran Şah rejimine tepki oluşmasına yol açtı. Yönetim biçimine karşı oluşan güvensizlik rejime karşı çıkışı ateşledi. Bu dönemde muhalefet Paris'te yaşayan Şii din adamı Ayetullah Hümeyni etrafında toplandı. Sosyal ve ekonomik reform sözü veren Hümeyni, pek çok İranlının düşüncelerine hitap ederek geleneksel dine dönüş kampanyalarının sinyallerini verdi. Bu yıllarda İran'da Şah rejimine karşı şiddet kampanyaları büyümeye başlamıştı ve Ağustos 1978'de İran'da Şah rejimine karşı devrim başladı. 17 Ağustos 1987. Alman Nazi liderlerinden Rudolf Hess öldü. Birinci Dünya Savaşı'nda orduya katılan Hess, savaşın sonunda Britanya tarafından tutuklandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. Hitler'le hapis yatmasından sonra adını duyuran Hess, giderek bozulan akıl sağlığının da etkisiyle 17 Ağustos 1987 yılında Spandau hapishanesinde intihar ederek yaşamına son verdi. 17 Ağustos 1999. Marmara depremle sarsıldı. Kocaeli Gölcük merkezli 7.4 şiddetindeki Marmara depreminde 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken 20 binin üzerinde kişi de yaralandı. Sabaha karşı 03.02'de gerçekleşen şiddetli sarsıntı, büyüklüğü ve etkilediği alanın genişliğiyle son 100 yılın en büyük depremlerinden biri sayılmaktadır. Depremde sanayi tesisleri de büyük hasar gördü. Hasarlı konut ve iş yeri sayısı 245 bini aştı. 17 Ağustos 2000. Picasso'nun tablosu. Kuveyt'ten çalınarak Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye sokulan Picasso'nun Genç Kadının Portresi adlı kayıp tablo Şanlıurfa'da ele geçirildi. Piyasa değeri 17 milyon dolar olan tablo, Picasso'nun kederli eserler verdiği Mavi Devir'de 1903 yılında Barcelona'da yapıldı. Daha önce de Picasso'ya ait La Fermière tablosu İzmir'de ve Dora Maar tablosu da Selçuk'ta ele geçirilmişti.